Merhaba sevgili izleyiciler yakın plana başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Erol Kutlu hocamız. Erol hocamızla birlikte uluslararası iktisat teorisi dersine ilişkin siz öğrencilerin merak ettiği konuları ele alıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Ama öncesinde ben size hemen mail adresimizi hatırlatmak istiyorum yakinplan.anadolu.edu.tr adresinden görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Evet yanımızda sorularıyla bizlere eşlik edecek arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş Kısaca kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Basri Türk, İktisat 4. sınıf öğrencisiyim şu an. Ben de Sinem Karayel, İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Evet hocam öğrenci arkadaşlarımız da sizin bilgilerinizden faydalanmak için buradalar. Biz de bugün açık öğretim sisteminde de yer alan uluslararası İktisat teorisi ders kitabının birinci ünitesi olan uluslararası ticaret teorisi analizleri başlığına odaklanacağız. Konumuz bazı alt başlıklar içerecek. Onları da şöyle sıralayabiliriz sizlere: Uluslararası ticaret teorisinin kapsamı, uluslararası ticaret teorisinin doğuşu ilgileneceğimiz, gözeteceğimiz ilk konular olacak. Ardından mutlak üstünlük teorisi. Ricardo ve karşılaştırmalı üstünlük modelini inceleyeceğiz. Fırsat maliyeti ile analiz üretim hacmi ile maliyet arasındaki ilişkiler son konularımız olacak. Öğrenci arkadaşlarım ve ben de merak ettiğimiz soruları hocamıza soracağız. Bilgilerinden faydalanacağız. Ama ben hocama söz vermeden önce arkadaşlarımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Arkadaşlar uluslararası ticaret deyince aklınıza öncelikle neler geliyor? Yani i̇ki ülkenin birbirleriyle yaptığı yani genel olarak ticaretleri, yani bu, bu ders de öğreniyoruz biz. Ee, Yanılmıyorsam hangi ürünleri e, evet. üretmeleri gerektiği, bunların fiyatlandırması mesela evet. benim aklıma ilk gelenler. Uluslararası doğru Uluslararası ticaret, ulus ticaretine göre aslında daha kapsamlı, daha karmaşık geliyor benim evet. aklıma. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. O halde ben de sözü fazla uzatmayayım. Hocama söz vereceğim, programımıza da geçmiş olalım böylece, başlamış olalım. Evet hocam, uluslararası ticaret teorisi analizleri dendiğinde peki bizim aklımıza öncelikle neler gelmelidir, neler bilmemiz gerekiyor? Evet, e, bu dönemde uluslararası iktisat teorisi dersi kapsamında 8 ünitede sizin yönelttiğiniz sorunun cevaplarını ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımla birlikte analiz etmeye çalışacağız. Çünkü uluslararası ticaret kapsam olarak ülkelerin genel anlamda kendi aralarında mal alışverişlerinin neden yaparlar? Ne gibi sonuçlar da var? O konuda bir çalışma alanı olduğu için bunun neden ve sonuçlarına bakacağız. O nedenle isterseniz ilk üniteden dersimize hocam başlayalım. Tabii ki buyurun. Değerli arkadaşlarım, <laughs> uluslararası iksat teorisi kapsam olarak az önce ifade ettiğim ülkeler arasındaki mal alışverişlerini analiz eder. Tabii bu analizin ana üç temel sorusu var. Bir, ülkeler neden dış ticaret yaparlar? Yani burada kapalı bir ekonomiye göre, yani kendi üretip kendisi tüketebilecekken, neden ürettiğinin bir kısmını bir başka ülkeye satıp, üretemediğini ya da kendi üretse dahi Yetmeyeni başka bir ülkeden niçin alırlar? Kapalı ekonomiye göre dışa açıldığında bu şekilde ithalat ihracat yaptığında ne gibi yararlar sağlar? Buna bakacağız. Aslında bu biraz sonra daha detaylı çıkacağım. Uzmanlaşma ne demektir? Uzmanlaşmanın yararları. Diyor ki genelde klasik teori. Efendim bir malı ucuza üretiyorsun. Diğer malı ona göre daha pahalı üretiyorsun. Neden ucuza ürettiğinde uzmanlaşıp pahalı ürettiğinden vazgeçmiyorsun? Bundan vazgeçmemişler bir dönem. açıkça merkantilizmi de. Ama daha sonra vazgeçildiğinde ne gibi yaralar sanlandığını Edim Smith, Ricardo ve ondan sonrakiler açıklamaya çalışmış. Birinci sorumuzu bu şekilde açıktan sonra yine kapsam içerisinde ülkelerin dış ticaret bileşimleri neden oluşur? Neden Türkiye tarımsal ürün ya da tekstil satarken sanayi malı ya da teknoloji ürünü alır? Niye tersini yapmıyor? Yani bunun nedenleri ne? Hangi malları alıp hangi malları sattığını, bunu neyin belirlediğini anlamaya çalışacağız bu dersin kapsamında. Bunun dışında dış ticarette göreceli olarak oluşan fiyatlar. Bakın burada göreceli kavramını kullanıyorum. Belli bir dönem için parayı işin içine sokmayacağız. Diyeceğiz ki malın malla değişimi. Reel de, e, bir fiyattan bahsedeceğiz. Efendim bir ton fındık bir bilgisayar ediyor. Bir dönem sonra bir buçuk ton fındık bir bilgisayar ediyorsa neden yarım ton daha fazla fındık verdik? Bunları analiz etmeye çalışacağız. Bu fiyat nasıl oluşuyor? Ona bakmaya çalışacağız. Tabii burada uluslararası iktisat dediğimiz zaman Genelde hep mal ticareti ön plana çıkar ki analizlerimizin bir kısmında böyle gideceğiz. Ama günümüzde hizmet ticaretinde mal ticaretine kadar ilerlediğini söyleyebiliriz. Yine uluslararası ticaretin kapsamında artık parasal ekonomi dediğimiz borç alma verme, yabancı sermaye yatırımları, parasal akışlar bunlar da oldukça önemli. Tabii ki bu ikinci kısmı uluslararası iktisat politikası dersinde de yine detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Efendim, uluslararası iktisat teorisinin menşeği nedir? Ne zaman doğmuştur? Önce oradan başlayalım. İlk defa, merkantilist düşünceye karşı, klasik liberalizm dediğimiz, öncülünü Adam Smith ile başlayan, 1776'da, Ulusların Zenginliği kitabıyla, yazdığı kitapla birlikte, uluslararası modern, uluslararası iktisat teorisinin doğuşuna şahitlik ediyoruz. Yani size anlattığım, Bilim dalının yaklaşık iki buçuk asırlık bir geçmişi var. Olaya öyle bakmanız gerekiyor. Bu süreçte işte, <laughs> iktisat bilimi çağ ayak uydurarak gerek politik alanda gerek teorik alanda hızlı gelişmeler gösterdi. Edim Smith'ten sonra David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, John Maynard Keynes, Jacob Binler, Milton Friedman, Paul Samuelson gibi birçok iktisatçı bu bilim dalına önemli katkılar bulunduğunu söyleyebiliriz. Efendim bu bilim dalından önce yani klasik liberalizmden önce hangi akım yani dış zrete açıklama yok hangi akım ya da teori teori diyemeyeceğiz dar kapsamlı olduğu için hangi akım geçerliydi? Bir oradan başlayalım işe. O neden klasik liberalizme ihtiyaç doğdu? Geçerli akım o dönem için merkantilizm dediğimiz bir akım vardı. Merkantilizm genellikle dışarıt fazlası verdirmek amaçlı ülkenin ulus, ulus devletin ya da e, ilgili krallığın dışarıt fazlası verebilmesi için devlet müdahalesini gerekli kılan bir sistemdi. Dış ödeme fazlası oluşturmaları gerekiyordu. Dış ödeme fazlası o zaman da geçerli para birim altın olduğu için altın ve gümüş değerli madenler ne kadar ülke değerli madene sahipse o kadar zengin zengin ülkede daha çok ordu besleyip daha çok toprak fethetme gibi bir eğilim içindeydi. Bu genel yapısı ama iktisadi anlamdaki politikası şuydu. Dışiyat fazlası vermek. Nasıl verir dışiyat fazlası? Mamül maddeyi sat ama karşılığında ithalat yapma. Çünkü ithalat yaptığın zaman elindeki değerli madenler altın kaç tarafa gider? Tabi buradaki anlayış şuydu ulusların dünya e, servetini sabit kabul ederlerdi. Ticaret yapıldığı zaman A ile B arasındaki ticarette <laughs> A B'den mal aldığında ona para verdiği zaman kendi zenginliğinin azalacağını düşünürdü. Yani ticarette birisi kazanırken birisi kaybediyordu. Böyle bir akım vardı. O nedenle de merkantilistler genellikle mamul mal ticaretinde ihracat iyi ama ithalat kötü bakarlardı. Ve tabii mamül madde üretmek için aramalı, ham madde ithalatını serbestti. Onu alalım, mamül maddeye çevirip pahalı bir şekilde satalım şeklinde. Tabii dünya servetini sabit kabul eden bu görüşe göre, herkes ithalat yapıp ithalat yapmayınca ticaret olması mümkün mü? Ülkeler o taşık bir yapıya kendi e, ürettiğini kendi tüketmeye başladı. Böyle olunca da uluslararası ticaret oldukça daraldığını söyleyebiliriz. İşte o dönemde Adam Smith, daha önce David Hume'la başlayan bir akım, bu işin böyle olmayacağını, ticaret yapan ülkelerin genelde ticaretten karlı çıkabileceklerini iddia ettiler. Çünkü dediler, çünkü dediler, dünya ticareti serbest e, sabit değil. Ticaret yapan ülkeler üretim yaptıkları için servet genişler. Genişleyen servetten ticaret yapan iki kesim de hani A ve B ülkesi de karlı çıkabileceğini iddia etmiştir. Tabi bu görüşler yaygınlaşınca da merkantilizm ağır ağır tarih sayfasından gerilemeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir soru yönlendirelim kendimize. Adam Smith'in merkantilizme yönelik eleştirileri içerisinde aşağıdaki hangisi yer almaması gerekir diye baktığımızda elimizdeki ulusal da tüm taraflar kazanç çıkar. Doğru cevap budur. Çünkü merkantilistler dünya servetini sabit görürler. Merkantilistler iş bölümü uzmanlaşmaya önem vermezler. Çünkü hep ben satayım. Merkantilistler ithalatı sınırlandırmak isterler. Çünkü değerli madenler karşı ülkeye gittiği için fakirleşeceklerini zannederler. Yine serbest ticaret ülkenin üretim düzeyine yapılması gibi bir yanlışlık içerisindedirler. O nedenle Edim Smith bütün bunların eleştirerek uluslararası ticarette her iki tarafın da karlı çıkacağını ispat etmiştir. Şimdi ona bakacağız. Evet, klasik liberalizm ve uluslararası ticaretin nasıl geliştiğini bir bakalım. Smith'in klasik liberalizme yön veren temel üç görüşü var. Ona bakmak lazım. Bunlardan ilki bireyler, bireyler ekonomik çıkarlarına göre hareket ederler. Homo economicus. Yani biz şu anda bir toplumu oluştursak, ben refahımı yükseltirken, siz refahınızı yükseltirken biz toplum oluşturduğumuz için toplumun refahı yükselecek. Çünkü insanlar bencildir. Kendi çıkarlarının peşinde koşarlar. Herkes kendi çıkarını yükselttiği için toplumun refahı yükseltmiş olur. Daha sonra bu görüşe bir takım eleştiriler geldi. Çünkü ben kendi refahımı yükseltirken sizin omuzunuza basmayacağım gibi sistem garanti etmedi ki e, sanayi devriminde 18 saat insanlar boğaz tokluğuna çalıştırıldığı dönemi biliyoruz. Bunun arkasından ikincisi e, devlet bireylerin girişim haklarını kısıtlamamalı. Ne fair, ne passe. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bu durumda ekonomi hayat, burada girişim serbest. Son olarak ekonomik hayata yön veren görünmez bir elden bahsederler. Bu görünmez el de aslında fiyat mekanizmasıdır. Yani ekonomik hayata devletin müdahale etmesi gerekiyor. Fiyat her şeyi ayarlar. Arz bollaştığında fiyat düşer. Talep arttığında fiyat yükselir bu şekilde bir denge ortaya çıkar. İşte bu bizim klasik iksar teorisinin Edim Smith ile başlayan temel felsefesi budur. Tabi bu aynı zamanda da dış ticarete yönlenen ana unsur olan üç ana önerme. Şimdi yine soruyla pekiştirelim. Edim Smith'in görünmez elden kastettiği mekanizma nedir? Evet, fiyat mekanizması olarak bunu adlandırabiliriz. Şimdi teori demek neden sonuç ilişkisi kurmak demektir. Bir nedenden bir sonuca varırken dışsal bir takım faktörlerden arınmamız gerekir ki ana konuya odaklanabilelim. İşte bu ana konuya odaklanabilmek için mutlaka neden sonuç ilişkisine gittiğimiz alanda basitliği varsayımlar kullanmak zorundayız ki özü yakalayabilelim. O nedenle uluslararası iktisat teorisi yani klasik liberalizm uluslar niçin dış ticaret yapar? Bunun nedenleri nelerdir diye analiz yaparken bir takım temel basitliği varsayımlar kullanmış. Bu varsayımlar şu an için çok utopik gelebilir. İnandırıcı olmayabilir. Ama zamanla bu varsayımların hepsini ortadan kaldırdığımızda onun yerine koyduklarımızla teorinin özünde hiçbir değişmenin olmayacağını göreceksiniz ilerleyen konularda. Nedir bu temel varsayımlar? Dünyada iki ülke var, iki de mal var. Örneğin birisi, zaten bu güncelten, birisi o malı üreten, Diğer de o malı, diğerleri de o malı tüketen. İki ülke. İki mal var. Bunlardan A malı, B malı. Fakat burada bir tane önemli önerime var. Mallar homojen. Yani birbirinin benzeri. Yani ne demek istiyorum burada? Almanya'nın ürettiği motorla Amerika'nın ürettiği motor ya da Türkiye'nin ürettiği buğdayla Portekiz'in ürettiği buğday özdeş. Birbirinin aynısı. Bunu unutmayalım. Uluslararası ticarette para yok. Dişte de söylemiştim nispi fiyatlar malın malla değişimi iki birim buğday karşılığı bir birim çelik şeklinde bir nispi fiyat kullanacağız burada tabii ki e, fiyatları belirleyen de e, bu e, malın üretiminde kullanılan e, girdinin maliyeti e, klasiklerin e, çok önemli bir e, eleştiri kaynağından bir tanesi de emek değer teorisi dediğimiz teoriyle e, açıklaması maliyetleri. Burada e, şunu savunmuşlar. Bir malın maliyetini onun üretiminde kullanılan emek belirler diyor. Ama emeğin yanında doğal kaynaklar var. Sermaye var. Ama bunu da açıklamışlar. Doğal kaynaklar demiş. Allah'ın bahşettiği toprak, su ve bunu demişler. Niye maliyet görüyorsunuz? E sermaye? Dedim sermaye demiş. Emek biriktiriyor zaten. Tasarrufla olur. O nedenle bunları bir girdi olarak bir üretim faktörünü kabul etmemişler. E tabii bu da büyük eksiklik. Çünkü günümüzde girişimcilik var. E daha sonra biz bunu biraz sonra fırsat maliyeti kavramıyla bu eksikliği ne şey yapacağız, gidereceğiz. Tüm mal ve faktör fiyatlarında tam rekabet koşulları geçerli. Yani müdahale olmadığı için tam rekabet koşulları geçerli. Hükümet kesimine yer verilmiyor. E bu ne demek? Kota yok. Gümrük tarifesi yok engel söz konusu değil. Hani kısıtlama söz konusu değil. Analizleri taşıma giderimiz yok. Işınlıyoruz her şeyi. O birazcık daha sonra kaldıracağız. Bir de ekonomi tam çalışma durumunda. Yani mevcut üretim faktörlerinin hepsi iş bulabiliyor. Yani emek işsiz değil. Sermaye tam kullanılıyor. Şu anda sermaye katmıyoruz ama toprak tam kullandığını varsayıyoruz. Bunlar bizim yapacağımız analizlerdeki temel varsayımlarımız. Ve Adam Smith'in ticarete, ticarette uzmanlaşıldığı zaman dünya refahının artacağını, dünya servetinin genişleyeceğini ispat etmekte kullandığı teorinin adı mutlak üstünlükler teorisidir. Adam Smith bu teoride şunu ifade ediyor. Bir ülke iki iki iki, iki mal var ya hani varsayımızda. Hangi malı diğer ülkeye göre ucuza üretiyorsa o ürettiği malda uzmanlaşması gerektiğini ve uzmanlaşma demek diğer üretimi tab uzmanlaşma tam ve kısmi biraz sonra açıklayacağım onlarda tam kısmı olabilir tam uzmanlaşma sabit şeyde klasik liberalizmde e, sabit maliyetler geçerli olduğu için e, tam uzmanlaşma var ne demek tam uzmanlaşma A ve B malı var B hiç üretmeden A üretebiliyor tüm faktörleri A'da kullanabiliyor Diğer ülkede hiç A üretmeden B üretebiliyor. İşte burada Elimsibit diyor ki, hangi ülke hangi malı daha ucuza üretiyorsa o malın üretimde uzmanlaşsın diğer malı da diğer ülkeye bıraksın. Kendi ucu ürettiğini ona satsın, pahalı ürettiğini ondan alsın. Erol olunca da iki ülke daha çok tüketecek ve iki ülkenin refahı yükselecek. Bu kadar. Bakın A ve B malı var. İki ülke, iki mal, iki ülke, Amerika, Almanya var. Almanlı, Almanya, Amerika bir adam, bir günde bir adam çalışıyor işte çalışma saat içerisinde 50 birim üretiyor. B da 30 birim üretiyor. Almanya'da ise A manlı bir adam 20 birim üretiyor. Diğerinde ise B malında 80 birim. Şimdi bu durumda, bu durumda Amerika A ve B mal arasında baktığında A malında bir mutlak üstünlüğe sahip. Almanya'ya baktığınızda B. Almanya'da B malında mutlak üstünlüğe sahip. Edim Simit diyor ki de işte bu durumda. Almanya A malını üretmeli, B malını üretimine çekilmeli. Amerika, Almanya'da B malını üretmeli, A'dan çekilmeli. Şimdi Almanya 80 birim mal üretirken ikinci işçi oradan çektiği 160'a çıkacak. Amerika'da B malından çektiğinde üretim yüze çıkacak. Ve ek 50 birimi verip 30 birimden daha fazla mal alıyorsa, B mal alıyorsa, Almanya'da 80 birimi verdiğinde A malından 20 birimden daha fazla alıyorsa, bakın tüketimleri artıp daha fazla zenginleşeceklerine ve dünyanın refahının ve zenginin artacağı açık ve net gözüküyor. Ancak Burada da yine bir soru üretebiliriz. Bir ülkenin düşük maliyet ürettiği malları ihraç etmesi, yüksek maliyet ürettiği malları ise ithal etmesini öngören teori aşağıdan hangisidir? Tabii ki mutlak üstünlükler Kesinlikle. teorisi şeklinde. Hani bu arada bu soruları araya sıkıştırmamın nedeni ne gibi sorular gelebileceğini de bu şekilde ee, anlamanız açısından yoksa anlattığımda zaten bu sorunun cevabını çok rahat biliyorsunuz ama soruların bu şekilde geleceğini de aklınızda olsun. Çalışırken bunu bu şekilde kendinizi yönlendirin. Efendim tabii ki hangi malı ucuz üretiyorsan onu uzmanlaş diğerini diğerine bırak. Aradan geçen 40 yıllık bir zaman zarfında David Ricardo karşılama üstlükler modelini geliştiren iktisatçı E peki demiş bir ülke iki malda da mutlak üstünlüğe sahipse Ticaret yapılmayacak mı? Şimdi tablomuza bakalım. İngiltere kumaş ve şarap üretiyor. Kumaşı bir adam günde 80 metre, şarabı da 40 litre üretiyor. Portekiz'e bakıyorsunuz. Portekiz kumaşı 10 metre bir adam günde. İngiltere ise 20 litre üretiyor şarapta ise. Şimdi bu durumda İngiltere hem kumaşta hem şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahip. şimdi İngiltere ile Portekiz ticaret yapmayacak mı? Adam Smith'e göre yapması mümkün değil. Ricardo dedi ki bu durumda. Hayır dedim. her şeyde ticarette mutlak üstünlük aranmaması gerekir. Çünkü ticarette mutlak üstünlük mutlaka vardır ama karşılaştığı üstünlük de ticaret yapıldığı zaman iki ülkenin karlı çıkacağını İspatlama için kullandığı bir model. Bakın İngiltere inki malda da mutlak üstünlüğe sahip olduğu halde kumaşta şaraba göre bir karşılaşma üstünlük var. Neden? 8'i 10'a böldüğünüz zaman 8 kat. Bunda ise 2 kat. E bu durumda yine uzmanlaşmaya gidilebilir. İngiltere kumaşta 8 kat üstünlüğe sahip olduğu için kumaş üretiminde uzmanlaşmalı, şarap üretimini ise Portekiz'e bırakmalı. Böyle olunca da, böyle olunca da e, mutlaka e, yapılan ticarette, bakın, İngiltere'de iç fiyatlar bir birim kumaş, yarım birim yarım litre şarap ediyor. Portekiz'de kumaş bir birim kumaş, iki birim. Buradan baktığınız zaman kumaş İngiltere'de şarap, portakal ucuz. İşte değerli arkadaşlarım, iç maliyetleri, iç fiyatları aynı zamanda onu ifade. Ülkelerin birbirinden farklı ise ki burada görüyorsun farklı iki ülke karlı dış ticaret yapabilir. İşte mutlak üstünlük, pardon, karşılaşma üstünlükler teorisi bunu ne yapıyor? Öngörüyor ve ispatlıyor. Tabi bu modelin de bir takım eksikleri var. Tam arz modeli. Çünkü talep yok burada. Bakın hep üretimden, maliyetten bahsediyorum. Zevk ve tercihler var esas bu işlerin belirleyen, fiyatı belirleyen, e şey yapan. Bunun dışında e karşı müslüman modeli üretimi şey görüyor, bir bütün görüyor. İngiltere kumaş üretiyor, pamuğu, e ipliği, dokuması. Ama bugün pamuk başka yerde üretiliyor, iplik başka yerde yapılıyor, kumaş bir başka yerde dokunabiliyor. Model statik bir model. Hani Bu nedenle bir takım eksikleri var ama... Mantık olarak bakıldığı zaman çok güçlü bir mantığa sahip olduğunu ifade edebiliriz. Evet, şimdiye kadar klasik teorinin mutlak ve karşılamış üstünlük teorisini öğrendik. Ve bu teorinin tek handikapı bizim için başlangıçta ifade ettiğim emek-değer teorisine dayanıyordu. Çünkü emeği sadece maliyet unsuru görüyordu. E bu bir takım sıkıntılar yaratıyordu. Çünkü burada sermaye var, doğal kaynak var, girişimcilik var. İşte bunun üzerine, bunun üzerine fırsat maliyeti analizi devreye sokuldu. Fırsat maliyeti nedir? Şöyle tanımlayabiliriz. Bir malın üretimini iki mal zaten hep modelimizi unutmayın. A mala, B mala. Eğer B malının üretimi bir birim artırmamız gerektiğinde A malının üretimden vazgeçeceğimiz miktardır. A mal üretiminden nasıl vazgeçeceğiz? Çünkü B malını bir birim artırmak için A malındaki üretim faktörünü bir kısmını B malına çekmek zorundayız. Öyle olunca A malı azalıp B malı artacak. İşte B'yi bir birim artırmak için A'dan vazgeçtiğimiz miktar bizim için B'nin üretiminin artmasının fırsat maliyeti A'dan vazgeçilen miktardır. Fırsat maliyeti kavramı budur. Tabii burada dikkat ederseniz tam bir e, e, üretim faktörünün tam istihdam edildiğinden bahsetmiştim değil mi? Tam kullanıldığından. Eğer ki B'yi artırmak için A'dan vazgeçmeyip de atıl kullansaydık fırsat maliyeti ortaya çıkmayacaktı. O varsayımı özellikle onun için yaptığımızı söyleyebilirim. Şimdi fırsat maliyetinden nasıl bir karşılaştırmalı üstünlüğü tespit edeceğiz. Öbüründe ne güzeldi. Emek vardı. Emek bundan 10 üretiyor, bundan 20 üretiyor. Karşılaştırıyorduk. Karşılama üstünlüğü ortaya koyabiliyorduk. Bunu da koyabilir miyiz acaba? Bakın burada da Türkiye çeliği 10 TL üretiyor. Buğday ise 1 TL üretiyor. ABD çeliği 1 TL, buğday 1 TL'ye. İkisini karşılaştırma yapamayız çünkü para birimleri farklı ama şunu yaparız. Türkiye bir birim çelik 10 birim buğday ediyor. ABD'de bir birim çelik, bir birim buğday ediyor. ABD'de ya göre Türkiye'de buğday ucuz. Bakın o zaman Türkiye buğdayda ABD çelikte karşılaştırma üstüne sahip. Bakın emek değeri kaldırdık, fırsat maliyetini koyduk. Herhangi bir karşılaştırma üstünlüğü verilemede sıkıntı çekmedik. O nedenle fırsat maliyeti ne yapmış olur? Bu durumda e, karşı üstünlük belirlemede geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın klasik teoride eleştirilen bir varsayımını ortadan kaldırdığımızda teorinin özünde değişen bir şey olmadığını da burada çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım, fırsat maliyetini kullanarak biz üretim hacmiyle maliyet arasındaki ilişkiyi bulacağız. Eğer olaya maliyetten yaklaşırsak, Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi aslında karşılaştırmalı maliyetler teorisi adını alabilirdi. Ama işin içerisinde verimlilik de olduğu için karşılaştırmalı üstünlükleri kullanmakta bir sakınca yok. Bakın burada sabit maliyet üç türlü maliyetten bahsedebiliriz. Sabit maliyet, artan maliyet, azalan maliyet. Maliyetin tersi iktisat derslerinde bilirsiniz, verimliliktir. Sabit maliyet sabit verimler, artan maliyet azalan verim. Ee, azalan maliyet, artan verim. Bu üç varsayımdan hareketle bu cevap verdim. Şimdi şöyle, demin ki fiyatlar aldık, 1'e 10 şeklinde. Ee, şu şeklimizde görüyorsunuz Türkiye'nin şu gördüğünüz üretim imkanları eğrisi ya da dönüşüm eğrisi. Bu eğri şunu ifade eder. Türkiye eğer sanayi ürünü üretmek isterse 100 birim üretebiliyor. Tüm imkanlarıyla. Ya da hiç sana üretme, üretmezse bin birim tarım ürünü. Burada görüldüğü gibi Türkiye tarım ürününde uzmanlaşmalı. ABD'de de deminki ifade ettiğim gibi sana ürünü uzmanlaşmalı. Burada şu bize dönüşüm eğrisini gösteriyor. Tabii kapalı bir ekonomi olsa burada biraz ondan biraz bundan örneğin şöyle olabilir. Burada bu böyle olabilir. Yani sadece kendi ürettiğini tüketebildiği için. Ama açık ekonomi olduğu zaman olay değişebiliyor sabit maliyetlere tam uzmanlaşma yapılabilir. Yani hiç buğday üretmeden 100 birim sanayi malı ya da hiç sanayi malı üretmeden 1000 birim tarım malı üretebilir. Tam uzmanlaşma söz konusu. Çünkü sabit maliyetlerin özelliği bir emeği ya da sermayeyi buradan alıp buraya koyduğunuzda buradaki verimle aynısını gösterdiği anlamına gelir. Çünkü sabit maliyet, sabit verim bunu ifade ediyor. Şimdi burada dışı açıldığımızı varsayalım. Yani dış ticaret. Bakın burada bir eksiğimiz var. Parsız gerisi. Hani talep koşulları. Onları da zaten bir sonraki ünitede el alacağımız için o eksidi gidereceğiz. Bakın burada dikkat edin. İlk durumumuz kapalı ekonomide bu. Diyelim ki Türkiye buğdayda uzmanlaşmaya karar verdi A noktasında. Sanayi üretimini devre dışı bıraktı. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. ABD'de mutlak üst, üst, karşım üstüne sahip olduğu ee, tarım ürünü bırakıp sanayi ürünü uzmanlaştı. İkisi birbirine ileride Türkiye ne yapacak? Daha fazla ürettiği tarım ürünü satıp sanayi ürünü alacak. ABD de daha fazla ürettiği sanayi ürünü, çünkü tarım ürünü üretmedi, şey alacak. Uluslar bakın kapalı bir ekonomi olsaydı durumları şuydu. Üretimi tüketim noktalı, X, Y diyebiliriz buna. Dışa açıldığınız zaman, dışa açılmanızın nedeni uluslararası fiyatın iç fiyatlardan daha yüksek olduğu. Onu faksı geliri yardımıyla ile öğreteceğim nasıl yüksek olduğunu. Böyle olunca içerideki buğday şey takasında ya da birbirine alışverişine göre iç fiyatlara göre dış fiyatlar daha yüksek olduğu için verdiğiniz tarım ürünü karşılığı daha çok sana ürün alacaksınız. Yani bu tam olarak kestiremesek bile bakın şu anda Türkiye'nin durumu bu. Yani şurada FA A eğrisindeki dönüşüm eğrisi üzerinde bir noktada dengeye gelir. Örneğin T'de dengeye geldiğimizi varsayalım. Bakın burada bir öncekine göre dışı açılınca tüketim miktarının ne kadar arttığını. Biz burada tüketim miktarının işte D kapalı konu belli. Ürettiğin kadar tüketiyorsun. Burada T'yi gösterdik. Aslında bu T'nin yerini tam bilemeyiz. Neden bilemeyiz? Taksi eğrisini ilave ettiğimizde zevk ve tercihleri daha yukarıda olabilir. Daha sonra. ama kesinlikle D'nin ötesinde olduğunu ifade edebiliriz. Bakın dışarıda açıldığınız zaman ticaretten nasıl karlı çıktığımızı en azından e, talep yönüne bakmaksızın sırf az yönüyle bile ne yapıyoruz? ifade edebiliyoruz. Tabii çoğalan maliyetler çoğalan maliyetlerde tam uzmanlaşma olmaz. Çünkü çünkü e, üretim miktarını e, artırdıkça bir malın diğer maldan vazgeçeceğiz miktar Fazlalaşmaya başlar. Bakın şurada ülkenin tercihi sanayi ürünü üretiyor şu miktarda. Ama zaman içerisinde tarım ürünü daha çok üretmeye. O piyasa tarım ürünün fiyatı artmış olabilir. Ya da e, halkın zevk ve tercihleri tarım ürününe doğru kaymış olabilir. Örneğin L'den M'ye geldiği zaman e, delta A kadar sanayi üründen vazgeçip delta K kadar tarım ürünü. Bakın çok büyük bir uzantı var. Şeye geliyoruz e, M noktasına. Vazgeçilen sanayi ürünü bak artıyor. Yine şey. Ama bakın N noktasına geldiğinizde NK diyelim şöyle. NK kadarlık bir sanayi üründen vazgeçip KR kadarlık bir tarım ürünü. E, daha ilerlemeye kalksanız tam uzmanlaşmaya vazgeçeceğiniz bakın sanayi ürünü çok yüksek tarım ürünü çok az. Onun için tam uzmanlaşma olması mümkün değil. İşte bu durumda şöyle bir bakalım. Bizim azalan verimlerde orijine göre iç bükey dönüşüm eğrimiz. Ve TF de diyelim ki kapalı bir fiyat, ulusal fiyatımız. D noktasını üretip D noktasında tüketim yapılıyor. Buraya kadar sıkıntımız yok. Eğer dışa açılırsak, dışarıda açıldığımız zaman niye açılıyoruz? Çünkü uluslararası fiyat daha yüksek. FF'ye göre FD'nin daha dik olması dış fiyatların ve tarım ürünlerinin iç fiyata göre dışarıda daha pahalı olduğunu gösterir. Tabii ki biz dışa açıldığı zaman konumumuzun gereği olarak ne yapmamız lazım? Uzmanlaşmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ucuz ürettiğimiz malı daha çok üretiyoruz. Pahalı ürettiğimiz dışarıdan satın alıyoruz. İşte burada üretim noktamız kapalı D noktası iken üretim bizim artık üretim noktamız E'ye kayıyor. Bakın E'de ürettiğimiz tarım ürünü OX, sana ürünü OY diyelim. Efendim neden OY'e kadar sana ürün üretmeye devam ediyoruz? Çünkü daha devam edip OY'den vazgeçtiğimizde mesela X'e kadarlık bir tarım ürünü elde edeceğiz ama Oİ'ye gibi bir sanayi üründen vazgeçeceğiz. Bu mümkün değil. Çünkü tam uzmanlaşma söz konusu değil. Öyle olunca, öyle olunca kapalı bir ekonomide demin sabit maliyetlerde ifade ettiğimin gibi D noktasındaydık. Şimdi uluslararası fiyat yükseldiği için tüketimimiz ee, bizim ürettiğimizden daha fazla bakın şöyle bir yaptığım zaman daha fazla sanayi ürünü tüketebiliyoruz. Daha fazla sanayi ürünü tükettiğimiz için de tüketmediğimiz tarım ürünü verip onun yerine sanayi ürünü alıyoruz. Ve refahımız artıyor. Nereden anlıyoruz? Şu gördüğünüz C noktası diyelim buna. D'ye göre C noktası daha yüksekte. Daha yüksekte olması eğer bizim elimizde faksigeler olmuş olsaydı oradan çok rahat bir şekilde görecektiniz faksigeler olmuş olsaydı. Faksiyel gelir uzaklaştıkça daha yüksek faydayı temsil eder. D'ye tekabül eden, C'ye tekabül eden faksi ile şöyle bir karşılaştırdığımızda demek ki I0 diyelim, I1 diyelim, I0 daha yüksekte. Dışça açılınca toplumun refahının artmış olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu yine aynı şekilde, aynı şekilde azalan maliyetlerde de ifade edebiliriz azalan maliyet koşullarında. Azalan maliyet demek artan verim. Artan verim demektir. Azalan maliyetlerde bizim dönüşüm eğrimiz, üretim imkanları ya da olanakları eğrimiz orijine göre dış bukeydir. Şu gördüğünüz B A eğrisidir. Bu eğri de kapalı bir ekonomiyken iç fiyatların bu olduğunu ve bizim bizim denge noktamız, üretim ve tüketim noktamızın bura olduğunu görüyoruz. Bizim denge noktamız bu. Eğer dışa açılırsak azalan maliyet, artan birimlerde tam uzmanlaşma var. Örneğin Türkiye tekstilde ne yapıyor? Uzmanlaşıyor. Sadece tekstil üretiyor. Motor üretiminden vazgeçiyor. ABD'de... de sadece de motor üretiyor, tekstilden vazgeçiyor. Aynı sabit maliyetlerde olduğu gibi azalan maliyetlerde de tam uzmanlaşma söz konusu. Tam uzmanlaşma bir malın üretiminden vazgeçip tamamen diğer üretmek anlamına geldiğini unutmayın. Dışa açıldığını varsayalım. Dışa açıldığı zaman iç fiyatlara göre, FF'ye göre FD, FD, dış fiyatlar ya da FD dış fiyatlar ya da FD dış, dış, dış fiyatlar. Dış fiyatlar iç fiyatlardan daha yüksek. Öyle olunca bakın şöyle bir çizdiğimizde tüketim noktamız D'nin üzerinde. Aynı şeyi e, diğer ülke için, Almanya için çizdiğimizde bakalım. Bakın onların tüketim noktası yine D'den oldukça. Bakın kapalı ekonomiye göre tüketim noktaları, tüketim noktaları e, fiyat doğrusuyla e, farksız gerisinin e, te, birbirine teğet olduğu noktada ifade edilir. Üretim noktaları ise e, dönüşüm erisiyle uluslararası fiyat doğrusunun birbirine teğet olduğu noktada elde edilir. Burada gördüğünüz gibi üretim noktalarımız değişiyor. Uzmanlaşıyoruz. Uzmanlaşmanın getirdiği bir e, fayda ile birlikte e, tüketici yukarıya doğru kalkıyor ve sonuçta dışsal açılınca kapalı bir ekonomiye göre C ve C üssü gibi bir refaha ulaşmış oluyoruz. Görüldüğü gibi burada biz uzmanlaşmanın ülkenin refahını artırdığını çok uzmanlaşma dışarıda oluyor. Dışarıda ülkenin refahını artırdığını Amerikan tersine ispat etmiş olduk değerli arkadaşlarım. Evet hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu ünitemizle ilgili konularımızla ilgili başka söyleyecekleriniz var mı? Bu kadar bu kadar. Yani bu kadar, bu kadar çok Öğrencilerimiz sağ olun. de yeni olduğu için daha ısınamazlar. Bundan sonraki derslerde daha çok soru sorup daha fazla derse katılacaklarını tahmin ediyorum Daha birlikte daha çok program yaparız diyemiyorum ben de. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programımızda uluslararası ticaret teorisi analizlerine dair bilgilere Erol hocamızın açıklamalarıyla yer verdik. Hangi konu başlıkları üzerinde durduk dilerseniz kısaca bir hatırlayalım. Uluslararası ticaret teorisinin kapsamı, uluslararası ticaret teorisinin doğuşuyla başladık programımıza. Sonrasında mutlak üstünlük teorisi, Ricardo ve karşılaştırmalı üstünlük modelinden bahsettik. Son konularımızda fırsat maliyetiyle analiz üretim hacmiyle maliyet oldu. Ama programımızı kapatmadan önce dilerseniz bugün neler öğrendik, neler hatırlıyoruz üzerinden bir geçelim istiyorum ben. Vaktimiz varsa, değerli arkadaşlarım. Özellikle bu... Sözünüzü kestim. Ben de bazı notlar aldım. Bugün sizi, bugün sizi iyi dinledim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> benim benim için de çok yararlı programlar oluyor. Hocalarımızı dinliyorum. Çok fazla şey öğreniyorum ben de. Tatlısın, ee, teşekkürler. Mesela benim aklımda kalan şeylerden biri bu konunun 1770'lerde, 1700'lerin sonunda başladığı. Hatta merkantezimle birlikte. Merkantezim sonrası işte. E evet, evet. Karşı heh, bir, sonrasında heh. Adam Smith ve Ricardo'dan evet, bahsettik. E ee, bu merkantilizmde tamamen ithal etmeyi azaltıp biraz daha ihracatı çoğaltıp iyi üretebildiğimiz e, konuda uzmanlaşmak. Tam uzmanlaşma diyemeyelim ona Tüylerim. E, mümkün olduğu kadar çok satıp e, değerli madenlerle e, sultanın, kralın hazinesini Altın güçlendirip e, güçlü bir devlet oluşturup toprakları fethetmek e, üzerine kurulu bir sistem. Ama bunun işlemediğini Tabii. gördük. Sonrasında mutlak üstünlük teorisi ve karşılaştırmalı üstünlük Modelinden bahsettik ve fırsat maliyetiyle analizi bu üstünlük karşılaştırmalı üstünlük modelinde nasıl kullandığımızdan biraz bahsettik yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru takip etmiş miyim sizi? Çok teşekkür ederim iyi takip etmişsiniz. Çünkü biz klasik teorideki emek değer teorisini eleştirerek çok fazlaydı karşılaşma üstünlüğün belirlemesinde emek olmadan nasıl olacak şeyini biz fırsat maliyetiyle tekrar ispat ettik ve ondan sonra fırsat maliyetiyle ilgili analizimi yürüttüğümüzde hiçbir sıkıntının olmadığını dışarı kazançlarında ne güzel şekil üzerinde ispat ettiğimizi evet, çok rahat A şeydi, gördük. A ürünümüzden biraz evet, daha azaltıp B ürününden daha fazla, nasıl daha fazla yaptık, elde etmek. Evet sevgili izleyiciler biz programımızın sonuna geldik ama kapatmadan önce mail adresimizi size hatırlatmak istiyorum. yakinplanet.anadolu.edu.tr adresinden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar hocamıza ve sevgili arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle o halde. Hoşçakalın.